Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesinin önde gelenleri arasında yer alan ve THKP'nin iki kere düzenlenen genel komitesinde yer alan sosyalist ve politik aktivist Hüseyin Cevahir 1945 yılında Dersim Mazgirt ilçesine bağlı Yeldeğen'de dünyaya geldi. Yüksek öğrenim için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kayıt yaptı. Bu yıllarda devrimci sosyalist hareket içerisinde yer alan Cevahir, SBF Fikir Kulübü'ne üye oldu. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun devgençe dönüşmesi sürecinde Mahir Çayan ile beraber hareket etti. Daha sonra THKPC'nin oluşumunda yer aldı. Cevahir THKPC'nin 1971 yılında başlattığı silahlı mücadeleye geçiş döneminde aktif olarak rol aldı. Mahir Çayan ile beraber Ankara'dan İstanbul'a giderek eylemlerine burada devam etti. Kadir Has'ın evinden alınarak fidye karşılığı serbest bırakılması ve İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un öldürülmesi eylemlerinde yer aldı. 29 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul Maltepe'de Mahir Çayan ile birlikte saklandıkları evde Sibel Erkan isimli bir genç kızı rehin aldılar. Bu esnada polis tarafından kuşatıldılar. 3 gün süren kuşatma Hüseyin Cevahir'in keskin nişancı Deniz Binbaşı Cihangir Erdeniz tarafından vurulması ile 1 Haziran sabahı son buldu. Bu kuşatmada Mahir Çayan yaralı olarak ele geçirilirken, Hüseyin Cevahir yaşamını yitirmişti. Cevahir'in vücudunda 25 kurşun tespit edilmişti. Mahir Çayan yaşanan olayla ilgili şu açıklamada bulunmuştur. Biz içerideyken İlkay Demir'den benim tipimi sormuşlar. O da tam aksine olarak esmer hafif saçları dökülmüş tarzında kasten yanlış bilgiyi polislere vermiş. Bu tarifler maalesef Hüseyin'in tarifine uyuyor ve bu yüzden Hüseyin'i ben zanlıyla benim her zaman nöbet tuttuğum yerde öldürmüşlerdir. Hüseyin'den 25 kurşun çıkmış, bu bir cinayettir.